Mutlaka yakalayacağım. Ben o adamları vururum. İşte bu. Buradayız. Yakalayın. Kültür sanat ajandamızdan sinemada 2019'un öne çıkan olaylarını sinema yazarı dostumuz Mehmet Açar'la konuşacağız. Mehmet hoş geldin. Hoş bulduk. Bizim için yılın son aylarında güzel bir haber diye nitelediğimiz aslında oyunculuğuyla her daim zaten hayranı olduğumuz Haluk Bilginer Usta'nın 47. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde en iyi erkek oyuncu ödülünü almasıydı. Ki altında çok da güzel bir gerekçe var. E tabii ya. Ben her şeyi unutacağım. Haluk Bilginer. Our serious persona is about justice and amnesia. O katili mutlaka yakalayacağım. Türkiye'de dijital platformda üretilen özgün bir iş. Ne dersin, artık koşulların yeniden belirlendiği bir döneme mi geldik acaba? Evet, aslında bir değişimin de işareti o. Değil mi? Haluk Bilginer'in zaten uluslararası bir kariyeri var. Evet. O anlamda da önemliydi. Dijital platformdaki diziler çok daha kaliteli olacağını düşünüyorum ben. Uluslararası bir ödülde onlarla ses getirmek de çok önemli. Daha kaliteli içeriğe yatırım yapmak için de teşvik olduğunu düşünüyorum bunu. Elbette Puhu TV'de yayınlanan Şahsiyet dizisi sıra dışı bir senaryo. Özgün bir iş, ödülü de hak ediyor diye düşünüyorduk. Bunun da tescil edilmesi hoş oldu. Hayat hatıradır. Unutursan ölürsün. Dijital platformdan aslında hemen sözün başında söz ediyoruz. Çünkü sinema dünyasında taşları yerinden oynatmış gibi gözüküyor. Kabul eden de var, etmekte geciken de var. Örneğin ünlü yönetmen Steven Spielberg, Netflix filmleri Emmy alsın, Oscar değil dedi. Böyle bir çıkış yaptı. Cannes Film Festivali'nde jüri başkanı Inarritu da internetten film ve dizi izleme platformuna karşı sinema salonlarını savundu. Kılıçlar çekildi gibi bir durum mu? Evet, geçen sene kılıçlar çekildi ama buna karşılık Netflix de öyle bir şey yaptı ki Marriage Story ve The Irishman'ı yaptı. Evet. Ve Marriage Story ve The Irishman de şu anda Oscar'ın en güçlü adaylarından. Platformuna girmeden önce sinema salonlarında gösterildi ve gerekli bütün kuralları sağlamış oldular. Yani rahatlıkla bütün ödüllere aday olabilirler. Evet. Yani bunlar hiç sorun değil. Yani o filmi siz dijital platformdan önce salonlarda gösterirsiniz, olur biter. Böyle bir düzenleme evet. Aslında sorun çözülüyor. Evet, evet kesinlikle. Ben de sinema salonlarında film izlemeyi çok seviyorum. Ama dijital platformlarda reddedilemez. Şimdi 2019'da diğer hareketli geçen günleri de konuşalım istiyorum. Evet. I am not a medical doctor. What's the lyric? Evet, 2019'da gerçekten tartışmaların, sıra dışı kararların yaşandığı bir yıl olmuş sinema açısından. Süper kahraman filmlerine karşı başlatılan bir reaksiyon vardı. Oscar'da ilk kez bir süper kahraman filmi olan Black Panther'ın en iyi film Oscar'ına aday gösterilmesi önemli bir değişim gibi algılandı. Öyle midir, o kadar mıdır? Evet, Black Panther'ın gerçekten aday olması çok önemliydi. Çünkü evet. Akademi muhafazakardı ve süper kahraman filmlerine karşı bir ön yargısı vardı. Önemliydi, çok önemli. Fakat Amerika'da çok sevildi o film çünkü çok kültürlülüğü teşvik ediyordu. Önemliydi. Afrikalı, Amerikalı bir kahramanın ön plana çıktığı bir film Amerika için çok önemliydi. O yüzden de biraz politik anlamı olduğu için de aday gösterildi. Martin Scorsese'in çıkışı sadece süper kahraman filmlerine değil, onların franchise dediği bütün o markalı filmlere, sürekli seri olan filmlere karşı. Çünkü bunların yaratıcılığını öldürdüğünü söylüyor. Bu konuda da Martin Scorsese tümüyle haksız değil. Süper kahraman filmleri de iyi, güzel ama Martin Scorsese'nin haklılık payı var. Oscar demişken en iyi film ödülünü alan Green Book. Aslında o da biraz sürpriz oldu. Bilemiyorum, sen de öyle düşünenlerden kesin miydin? Kesin sürprizdi. Yani artık tahmin etmek giderek zorlaşıyor. Sanırım bir matematikçi kurdu bu sistemi. Evet. Öyle bir sistem kurdu ki en iyi film belirleme sistemi. O yüzden de böyle
Green Book gibi filmlerin şansı giderek artıyor. The Shape of Water çıkmıştı daha önce de. Moonlight da aynı şekilde çıktı ve tahmin etmek giderek güçleşiyor. Çünkü herkesin ortak noktasını bulmaya yönelik çok karışık. Benim her seferinde ezberlediğim sonra unuttuğum bir sistem bir bu. Matematik formülü evet, evet, bir matematik formülü gibi. O yüzden de artık tahmin etmek çok zorlaştı. Anyone can sound like Beethoven. For your music, what you do, only you can do that. Yılın öne çıkan filmlerinden biri elbette Roma'ydı. Yabancı dilde en iyi film ödülüyle yetinmedi. Bir de en iyi yönetmen ödülünü Alfonso Cuarón'a kazandırdı. Taşlar yerinden oynadı mı sorusunun belki de çıkış noktasıydı Roma. Ne dersin? Evet, Roma'ya çok büyük bir tepki geldi klasik Hollywood'dan. Neden evet. Bu film burada arıyor Oscar'ların arasında diyor ama sonuç olarak çok iyi bir filmdi. Kimse buna karşı çıkmıyordu. Sen Cuarón, savunanlardan oldun evet, hep. Evet, evet. Cuarón çok iyi bir yönetmen. Geçen yılın en iyi filmlerinden birisiydi. Yönetmenlik açısından da çok iyiydi. Akademi de başka bir şey düşünemedi. Direkt ona verdi yönetmenliği. Evet, ama dijital platformda üretildi. Evet. Hepimizin hemfikir olduğu bir karar en iyi erkek oyuncu ödülünün Rami Malek'e gitmesiydi. Bohemian Rhapsody'deki performansıyla. Ki bu artık şaşırtıcı olmayandı diyelim. Olivia Colman da öyleydi. The Favourite'daki performansı hepimiz için gerçekten görülmeye değerdi. Ve aslında zaten iyi bir oyuncuydu. Evet. Ama daha sonra yükselişi geldi. The Crown'daki Kraliçe Elizabeth performansı geç gelen bir yükseliş gibi. Olivia Colman özellikle İngiltere'de çok sevilen ve tanınan bir oyuncuydu. Olivia Colman'ı biz neden tanımıyoruz? Aslında evet. Birçok filmde gördük. Fakat o kadar fiziğini değiştirebilen bir oyuncuydu ki. Biz o yüzden tanıyorduk ama The Favourite'da sarayın gözdesinde Glenn Close'un ödül alması beklenirken aldı ve hakkıyla aldı bence. Çünkü bence gerçekten çok iyi bir oyuncuydu. Ondan sonra da yükselişi geldi. Tabii Oscar'dan hatırda kalan Lady Gaga ve Bradley Cooper düetiydi. In the shower, shower, Lord. In the sha sha la 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 la. In the sha ha sha ha la. We're far from the shallow now. Oscar 2020'de de hareketli geçeceğe benziyor. Çünkü yine bir süper kahraman uyarlaması olan Joker var. Alameti farikası neydi? Joaquin Phoenix midir bu derece büyüleyen? Onu sorayım. Çok farklı bir filmdi. Evet. Yani her şeyle orijinal bir filmdi. Onun altını çizmek lazım. Evet, bir süper kahraman filmiydi ama diğer süper kahraman filmlerine benzemiyordu. Ve Martin Scorsese'nin Taxi Driver'ı başta olmak üzere 70'li yıllardaki birçok başyapıttan esinlenerek yola çıkmış bir filmdi. Ve demek ki yani o filmin anlattığı konu insanlara bir şekilde dokunduğunu düşünüyorum ben. Joker ezilmeye karşı, işte dışlanmaya, ötekileştirmeye karşı bir filmdi. Demek ki bu bugünün sorunu. Dokunmasa bir film bu kadar başarılı olamaz. İnsanlara evet. Duygusal olarak dokunduğu için başarılı olduğunu düşünüyorum. Just a joke to you. Martin Scorsese daha dil dökecek bana öyle geliyor. Süper kahraman filmlerini izleyemediğini hatta o filmleri görünce aklına Luna Park'ların geldiğini söyledi. Ama bir yandan da tepki duyulan alan dijital platformda en güçlü projelere imza attı. Irishman onlardan biri diyelim. Ve 3 saat 29 dakika mıydı? Evet ama yani seyrettin akıyordu. Seyrettin mi sonuna kadar? Evet çok çok güzel akıyordu. Kurgusu harikaydı. Kurguda da aday olabilir. Oturup baştan sona yoğun bir şekilde dikkatinizi vererek seyredebileceğiniz bir filmdi. Evet. Sizi bırakmayan bir filmdi. Teknolojisi evet. Önemliydi. Evet. Değil mi? Evet. Hani bir oyuncu kadrosu. Tabii onu kabul ediyoruz. Robert De Niro, Joe Pesci, Al Pacino bunlar tabii görmeyi istediğimiz isimler ama. Ve o dejavu duygusunu vermiyor. Evet. Önceden görmüştük duygusunu vermeyen bir filmdi. Bu kadroyla daha önce de filmler seyrettik biz. Goodfellas'ı seyrettik, Casino'yu bir şekilde yine Martin Scorsese'nin yönettiği mafya filmiydi. Ama burada başka bir şey vardı. Yaşlılık üzerinden bakılıyordu bütün meseleye. Türkiye'nin Oscar adayı, Bağlılık Aslı, Semih Kaplanoğlu imzalı
filmimiz olmadı. Yine Oscar'da yabancı dilde aday olamadık. Evet, orada ama gerçekten çok iyi filmler vardı. Onun altını çizmek istiyorum. Hı-hı. Çok iyi, hatta Monos diye çok iyi bir film vardı. Kolombiya'nın mesela adayı olmadı, girmedi. Orası çok zor ya. Hiç kolay değil. Yani 92 aday var. Tabii. Ve adaylar içerisinde o 92 adayı seyredip 8 film belirliyor, 2 film ekliyor. Yani karmaşık bir süreç. Demek istediğim, oralara girmek gerçekten çok zor. Sen niye bağırıyorsun? Ne bağırıyor muyum ben şu an ya? Abla, annemi neden dinlemiyorsun? Otur bir konuş. Oscar'ları konuştuk ama Emmy'ye de bakacağız. Fakat hayli renksiz diyeceğim. Game of Thrones veda etti ama hani bundan sonra ne olur yerine... Bu kadar güçlü adaylıklarla gelecek bir yapım olur mu bilemedim. Unbelievable diye bir dizi var. Gerçek bir hikayeden uyarlanmış. Evet. O çok bence etkili. Ondan ben bir Altın sürpriz bekliyorum. Altın Küre'de de aday var. Evet, evet. Unbelievable'dan bekliyorum. Süper kahraman dizileri çok fazla. Onlar aday olur mu olmaz mı bilmiyorum. Watchmen var. Mandalorian var, Star Wars'un uyarlaması. Fleabag, Fleabag'in yeni sezonu. Bunlar böyle dikkat çeken dizilerdi. Altın Küreler'den bahsedelim. Nihayetinde adayları da açıklandı. Marriage Story. He's a great dresser. Never looks embarrassing, which is hard for a man. He takes all of my moods steadily. Şimdi Marriage Story'nin erkek oyuncusu Adam Driver'a dair belki birkaç kelime söylemek istersin. Hem çünkü... Star Wars'ta oynuyor Kylo Ren. Hem de bu tür projelerde, Marriage Story gibi filmlerde oynuyor. Kariyerini çok iyi yönetiyor bence. Star Wars gibi filmlerde oyunculuğunuzu göstermek kolay değil. Ama bu film, bu Marriage Story tamamen sizin oyunculuğunuzu göstermek için yazılmış bir film. Çünkü karakterler çok ön planda. Ve burada fırsatı değerlendirirseniz o zaman ödül jürileri de sizi görüyorlar. Evet. Hem film iyi olunca hem de bu kadar iyi performansı olunca da Adam Driver için de çok iyi bir yıl olduğunu söyleyebiliriz. I cried 4 times. Me too. What's this? Who owns Baltic Avenue? En iyi erkek oyuncu ödülünün favorisi Joaquin Phoenix, yine Joker. Ve bakıyorum tabii Hustlers var. Jennifer Lopez. Evet. Jennifer Lopez'in böyle bir performans göstermesi enteresan değil. Amerikalılar hep dönüş hikayelerini çok severler. Hmm. Yani uzun bir süre sessiz kalan bir oyuncu eğer iyi bir projede, iyi bir rolle geliyorsa akademi bunu görmezlikten gelmez. Hatta sadece akademi değil bütün ödül jürileri. Ve Türkiye'de ana akım sinemamız için meseleyi de hatırlayacağız tabii. Sinema salonu işletmecileri ve sinemacılar arasındaki Mısır polemiği. Bu Mısır krizi hiç iyi olmadı. Seyirci sayısı düştü. Seyirciye iyi anlatılamadı bu olay. Bu arada yabancı filmlere olan ilgi arttı. Kaybeden taraf biraz yapımcılar oldu sonuç olarak. Evet, Yılmaz Erdoğan'ın Organize İşler Sazan Sarmalı filmi vizyona çıktıktan sonra bir de dijital platforma gidince o çok tartışıldı. Toplam gişesi 3,5 milyon. Ben o adamları bulurum, parayı da geri alırım. Asım Noyan'ın kızını hiç kimse taklaya getiremez. Ronaldo'ya bacak arası yapamaz. Seyirci bir anda para verdiği, bilet aldığı bir filmin bir dijital platformda olduğunu görünce bir anca bir şok yaşadı. Evet. Son nokta oydu. Bu arada da beklenen yasa geldi. Bak, o yasada sinema filmleri gösterime girdiği tarihten itibaren en az 5 ay geçmeden ücretli ve ücretsiz yayın ortamlarında ticari amaçla yayınlanamayacak dendi. İstenen buydu. Fayda edecek mi? Şimdiden sonra göreceğiz aslında. Yani o 5 ayı siz 3 ayda yapsanız çok şey değişmez. Sonuç olarak sinema başka bir kültür. Sinema salonunda film izlemek başka bir kültür, evde film izlemek başka bir kültür. Seni doktor olduğunu zannediyor. Keşke daha serbest bir meslek söyleseydin. Hep gülümse, mutlu ol! Kenya mı? Kenya'ya değil, Konya'ya! Bu kadar. Kara komik filmler hayal kırıklığı yarattı. İlk ikisini yayınladı Cem Yılmaz. Hem Gora severlere hem Hukkabaz sevenlere hitap edecek iki filmle girdi ama olmadı. Cem Yılmaz'a karşı sanki bir tepki var. Her zaman böyle... Bir ülkede çok büyük yıldız olduğunuz zaman, komedyenseniz, yıldızsanız o zaman bir takım tepkiler de oluşabiliyor size karşı. Cem Yılmaz biraz da bundan zarar gördüğünü düşünüyorum. Eserlerine mi?
Yani, kişiliğine ve duruşuna mı? Evet, yani bu her zaman böyledir. Bu bir sanatsal tercih olmalı aslında. Yani Charlie Chaplin'le Amerika arasındaki ilişki de her zaman böyledir. Bir sevgi nefret ilişkisi olmuştur. Evet, evet. Böyle Cem Yılmaz gibi yıldızların da bir sevgi nefret ilişkisi olacaktır. O yüzden ben kara kamu filmlerde birazcık oradan zarar gördüğünü düşünüyorum Cem Yılmaz'ın. Evet. Mescid! Let's contact! Come on, move! Nevzat! İyiyim. İyiyim sultanım. Bir diğer izlediğimiz isim tabii ki Şahan Gökbakar. Recep İvedik 6 ile taçlandırır diye düşündüğü aslında hayranları, takipçileri. Hatta belki de sinemamızı kurtarır diye düşündük ama o da olmadı. Olmadı belki ama ben hiç üzülmedim. Hiç üzülmedim. Çünkü Recep İvedik diyelim ki çok ilgi görmüyor. Bu Şahan Gökbakar'ı da özgürleştirecek. Gerçekten özgürleştirecek. Başka projelere girecek. Ki artık o da zamanıdır. Kurtulacak. O da çok belki hiç düşünmediği, daha yaratıcı, daha iyi filmlere yönelecek. Aslan maslan hiç tırsmayın ya. Kendi sonuçta bizim. Abi. Vay vay vay. Benim ömrüm açık aranda arazide yön bulmakla geçti. Bana gücümüzü göstereceğiz. Sen manyaksan biz de manyaksan. Enteresan bir durum oldu. Yedinci Koğuş'taki mucize. Mucize yarattı. Değil evet, mi? Orada iyi bir hikaye var. Evet. Melodram önemli. Fısıltı gazetesi çalışırsa o iş biter artık. Doğru. Bir de şunu unutmayalım. Seyirci yeni şeyler görmek istiyor. Seyirci geçmişte gördüğü şeylere benzer filmler istemiyor. Yeni şeyler istiyor. Bu 7. Koğuş'ta mucizenin yapımcılara söylediği, bütün sektörü söylediği şey şu. Geçmişteki formülleri tekrar etmeyin. Yeni hikayeler bulun. Tamam, evet. Melodram seviyorlar, komedi seviyorlar ama buradan hareket edin. Geçmişteki formüllerden değil. Baba. İstemiyorum. Melek olmak istemiyorum. Baba! Sen cennete gidersen bana kim bakacak? Cep Herkül'ü Naim. Naim Süleymanoğlu. Ondan da beklenti daha yüksekti ama o açılışı zayıf olmakla beraber Fısıltı Gazetesi'yle biraz daha yükseldi. Güzel bir hikaye aslında. Yine biyografi, Mustafa Uslu işi. Ailede ve Müslüm'de çalıştı bu. Naim'de biraz zorlandık. Evet. Ben burada da Mustafa Uslu'nun da biraz daha farklı filmlerin biraz daha farklı olmasından yanayım. Çünkü seyirci hep aynı şeyleri görmek istemiyor. Bir kahramanlaştırma evet, var tabii. Yani Ayla, Müslüm, Naim. Arada belki başka şeyler yapmak lazım. O dünyanın en güçlü adamı. Son 100 yılın en güçlü insanı. Dünyada kendi ağırlığının 3 katından fazlasını kaldıran tek insan. O adam Naim Süleymanoğlu. Mucize 2 Aşk son anda potaya girdi. Ertelenen filmlerden biriydi ama bir tek Mahsun karşılığını gördü galiba bu ertelemenin. Ne diyorsun? Büyük bir coşku var. O seyirciyle çok iyi kontak kuran bir sinemacı. Evet. Bu melodram çok tutuyor Türkiye'de. O da bunu çok iyi yapıyor. Filmleri iyi tanıtıyor. O yüzden de onların arasında belki en başarılı olan film oydu. Evet, seyirci sayısına baktığımızda. Gülmek istiyor seyirci diyorduk. Bu sene ağlamak mı istiyor acaba? Dramlar, melodramlar daha öne geçmiş gibi gözüküyor. Ama dediğim gibi daha izleyeceğiz. 2020 hareketli geçebilir. Sevmek zahmetli iş. Bu zahmete katlanamayan yaşadım desin. Ama sevdim demesin. Ve tabii ki Star Wars. Bir Star Wars hayranı ve takipçisi olarak ben The Rise of Skywalker'la ilgili de birkaç cümle duymak isterim. Çünkü artık bu seri bitti. Evet ama yani Star Wars, Lucasfilm büyük bir merakla bu filmin hasılatını bekliyor şu anda. Tabii. Çünkü o Han Solo'nun işte bir Star Wars macerası, o filmin başarısızlığından sonra antoloji filmlerine son verdiler. Büyük seri yani bu bir 9 filmlik Skywalker destanı sonu geldi. Bundan sonra nereye gidecek? Çok önemli. Şimdi bu film eğer gerçekten çok yine çok iş yaparsa yine bir başka destan kuracaklar. Orada Ryan Johnson yeni bir şeyler yazıyor. Başka yazarlara çalışıyorlar. Game of Thrones'un yazarları çalışıyor. Şu anda onlar birçok alternatif üzerine çalışıyorlar ama şu kesin olan şu Skywalker destanı bitti ve Star Wars nereye gidecek? Star Wars Jedi'siz bir yere gidebilir mi? Mesela ışın kılıçsız bir yere gidebilir mi? Işın Star kılıçsız Wars, gidemez evet. Bak onu söylüyorum. Evet. İşte bütün bunlar önemli. Yani Star Wars nedir? Asıl bu soruya cevap bulacaklar. Bu film eğer ilgi görürse, bu filmin gördüğü ilgiden geleceklerini çizmeye çalışacaklar. Evet, dünya popüler sinemasının efsanesi muhakkak bir yol bulacak ve devam edecek macera.
2019'da film festivalleri de olaylıydı ve dijital filmlerle ilgili tartışmayı konuştuk o ama yanı sıra benim önemsediğim sinemada kadın erkek eşitliğini görünür kılma çabası 50x50 2020 itibariyle denen bu hareket hem Türkiye'de önce yurt dışında ama ardından Türkiye'de de gerçekten destek gördü. Me Too hareketiyle başlayan da bir dalgaydı. Artık daha görünür. Ama sözle eylem tutacak mı? Örneğin Venedik Film Festivali hemen akabinde Roman Polanski'nin filmi Jacuzzi'le onu aday olarak gösterdiği için aslında bir anda bir hayal kırıklığı yarattı. Evet, çok ciddi bir tartışma çıktı orada. Büyük bir tartışmaydı. Bence hassas bir denge. Venedik Film Festivali'nden söz ederken büyük ödülü Joker'e verdi. Oscar'ın güçlü adayı. Avrupa festivallerinin en iyisi ve gişede de başarı var. Böyle hepsi birden gerçek olamayacak kadar mükemmel gelmedi mi sana da? Ne evet, aslında ama filmi seyrettiğimiz zaman da şaşırmadık yani. Venedik jürisinin kararına ben hiç şaşırmadım. Çünkü gerçekten çok orijinal bir film. Yani bildiğimiz süper kahraman filmleriyle hiçbir ilgisi yok. O yüzden ama gerçekten bir taraftan da tarih yazmış oldu. Şimdi kahraman aslında süper kahraman özellikleri yok. Gerçek bir insan. Film gerçekçi. Biz onu bir süper kahraman filmi olarak görüyoruz. Batman'in rakibi o ama aslında hiçbir süper özelliği yok. Evet biz kötüyü severiz ama burada ezilmiş olanı sevdik. Evet, evet. Ve işte, onu gerekçelendirdik. Ve tam tersine doğaüstü hiçbir yeteneği yok aslında. Evet. O Batman'in rakibi. Çünkü o zaman anladık ki işte Batman aslında sermayenin çok daha güçlü ve iktidarın kahramanı. Halbuki Joker de halkın kahramanı. Smile, though your heart is aching. Smile. Even though it's breaking, when there are clouds in the sky, you'll get by. What? If you smile to your fear and sorrow, smile. Evet, senenin çok konuşulan filmlerinden biri, Cannes'da da Altın Palmiye'yi alan Parazit, bir Güney Kore filmi. Evet, Oscar'da da adından çok söz edilecek. Çok söz edilecek. Ne diyorsun? Bir kere orada çok yeni bir hikaye. İşte Amerikalılar kafayı başka şeylere takmışken mesele işte süper kahraman filmleri vesaire. Güney Kore'den çok farklı hikayeler gelebiliyor. Yani bu hakikaten çok orijinal bir hikaye. Bir yanda şekil, diğer yanda manevi yolculuk herhalde değil mi? Evet, bir de bu yüzyıla ait bir yoksulluğu tanımlıyor film. Çünkü tabii. Yoksullar en alt sınıf. Geçinmek için mücadele ediyor. Tüm dünyada bir savaş veriyor. Ama sürekli olarak borçlar çemberinde... Orta sınıfın düştüğü bir orta sınıf var. Yani yoksullaşan bir orta sınıf var tüm dünyada. Evet. Bu krizler orta sınıfı yoksullaştırıyor ve alt sınıfı itiyor. Onlar ne yapacaklarını bilmiyorlar. Yoksullukla nasıl mücadele edeceklerini bilmiyorlar. Ve Parazit tam da bunu anlatıyor aslında. Cannes'da Pedro Almodovar filmi Pain and Glory, Acı ve Zafer ülkemizde de gösterildi. Belki o gişeyi yapmadı ama çok konuşuldu. Orada da böyle bir... İtirafname olması mı acaba bu kadar ilgiyi çekti? Almodovar aslında bugüne kadar kendi hayatını bu şekilde açmamıştı bize. İlk kez açtı ve çok da güzel bir şekilde açtı bunu. Bütün o geçmiş hikaye var orada ve yaşın da verdiği bir olgunluk var. Mesela gençlerin yaptığı otobiyografik filmler bu kadar ilgi görmüyor belki. Ama onun usta bir yönetmenin, deneyimli bir yönetmenin, yaşını almış bir yönetmenin öyle bir otobiyografik filmi gerçekten... Çok güzeldi yani. Çok dokunaklı, hoş bir filmdi. Ha tu vera, siempre la verita tuya, siempre la verita tuya, hasta que de pena muera. Tarantino vardı ki bir zamanlar Hollywood'da. Ne söylersin? Ben sevdim o filmi. Gerçekten. O film Amerika'da da sevildi. Evet. Yine Oscar'larda aday olacak o film. Ama evet. O film çok Amerikan kültürü, Amerikan popüler kültürüyle ilgili bir film. Ben seyredemedim, devamını getiremedim başlayıp başlayıp. İşte o Sharon Tate'in finaldeki başına gelen olayın orası için bir travma, toplumsal bir travma Sharon Tate olayı. Biz de bir hikaye gözüyle baktık. Evet. Amerikalılar bir hikaye gözüyle bakmadılar. Kendi kültürlerinin bir parçası olarak baktılar ve nostaljik bir ilişki kurdular filmle ve o dönemle. Don't you forget it. Ve geliyoruz Türkiye'deki film festivallerine. Antalya Film Festivali o da 50x50 2020'de protokolüne destek verdi.
Evet, sinemada kadın emeğinin görünürlüğüne dikkat çekmek amacıyla Cahide Sonko ödülü verildi. Çok anlamlıydı. Ama tartışmaları da bitmedi. Festival Komitesi'nin yönetmelikte yaptığı değişiklik, bunca ödülün tek bir filme verilmesi. Ama tartışmasız Antalya olmaz herhalde, ne dersin? Aslında o gece o en iyi ilk filmde Bozkır'a verilmeseydi, en iyi ilk film ödülü de, o zaman Antalya Film Festivali sorunsuz bir şekilde bitecekti ve çok da iyi bir festivaldi. Onu söylemek istiyorum. Çünkü bir iddiayla çıkıldı zaten bu yola. Ve benim son yıllarda gördüğüm en seyircinin iyi gösterdiği festivaldi, salonlar. Doluydu, söyleşiler doluydu. Gerçekten çok iyiydi. O yeniden Türk filmlerinin dönmesi, ulusal yarışmanın konması da çok iyiydi. Her şeyle harika bir festivaldi ama orada jürinin en iyi ilk filmi de Bozkır'a vermek için gece yarısı yaptığı o müdahale her şeyin tadını kaçırdı. Aslında 9 ödül alsaydı bir sorun çıkmayacaktı. Ama en iyi ilk filmi de ona vermek için o çabanın gösterilmesi herkesi çok zorladı. Evet. Çünkü evet. Kurallar, yani 9 ödülde siz bir filme verebilirsiniz. Kimse size bir şey demez. Tabii ama o esnada kural değişmez. Ama siz 10. ödülü vermek için de gidip kural değiştirmeye çalışırsanız o zaman bütün sektör isyan eder. Buna ettiler zaten. Zaman geçtikçe değişir sandık. Ya değişmez ya. Dikkatlice okuyacaksınız. Üzerini karalayacaksınız. Yaptık, ben onun yükünü kalbi kaldıramıyorum. Bilmem, kısmet. Okullar açılınca gitmeyeceğim. Adana'da Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nın en iyi film ödülünü Cenk Ertürk imzalı Nuh Tepesi aldı. Senin derdin ne abi? Hastasın, anladık. Herkes hasta. Annem de hastaydı. Hepimizin derdi var. Ben neler yaşıyorum biliyor musun sen? Emin Alper bizim çok sevdiğimiz bir yönetmen dostumuz. Kız Kardeşler'le Berlin'de ana yarışmadaydı. Biz her seferinde onu öyle Berlin'e buradan uğurluyoruz. Evet ya, Avrupa'da da takip ediliyor zaten. Evet. Emin Alper'den ben de çok umutluyum. Gelecekte büyük ödüller alacağını düşünüyorum. Evet. Filmlerini de çok seviyorum gerçekten. Evet, Türkiye'deki festivallerde de İstanbul Film Festivali başta olmak üzere karşılığını aldı. Meğer asıl sinsi yılan bu taraftaymış. Gördünüz mü? Kaç yıl sonra döndünüz geldiniz eve. Küçük şeyler vardı yine. Dünyada da görünür olan, pek çoğundan ödülle dönen bir film oldu. Alican Yücesoy'a performansıyla en iyi erkek oyuncu ödülünü getirdi. Hani böyle hayatta bazı anlar vardır ya. Böyle durursun. İnsanlı. Olur be. O filmler hem Küçük Şeyler hem Kız Kardeşler bence potansiyellerine ulaşamadılar. Kraliçe Lear'da öyleydi. Evet evet. Kraliçe Lear diyelim ki hakikaten belgesel, deneysel yanları var. Ama diğer iki filmin ben seyirciden de daha çok ilgi göreceğini düşünüyordum. Evet. Olmadı. Ona çok üzüldüm o iki filmin ilgi görmesine. Çok haklısın. Altını çizmiş olduk. Bu arada İstanbul'da Boğaziçi Film Festivali de bu sene dolu bir programla kucakladı seyircisini. Kim Kiduk önemli bir isim konuktu. Ve bizim bu yıl ayrıca bir sürpriz konuğumuz daha vardı. Uluslararası dijital platformların etkinliğiyle sözü açtık. La Casa de Papel fenomen olmuş bir dizi ve onun fenomen karakterlerinden biri de elbette Pedro Alonso'nun hayat verdiği Berlin'di. Berlin Türkiye'ye geldi. Hiç o dizide izlediğimiz profilde değil, son derece sevecen, sıcakkanlı. Ne dersin, onun da çıkışı aslında böyle bir dijital platform. Ülkesinde çok beğenilen bir oyuncu olmasına rağmen La Casa de Papel'le yükseldi. Evet, bu şunun da göstergesi. Biz de Türkiye'de yapacağımız bir diziyle, buradan çıkacak bir diziyle bizim yıldızlarımız da dünya çapında şöhret kazanacak. Tam da bunu istiyordum. İnşallah. Kaybettiklerimizi de yıl içinde hep sevgiyle andık. Ayşen Guruda, Yalçın Menteş, Aytaç Arman, Yavuz Özkan, Eşref Kolçak, Umur Bugay, Süleyman Turan, Tarık Ünlüoğlu, Ergun Uçucu. Hepsi hayatımıza ve sinemaya çok değer kattılar. Geçici bir süre yürüme yeteneğimizi kaybettik İddia Arman abi. Ne istiyorsunuz? Sinirlenme paşazadem. Dur bakalım. Maskeler aşağı beyefendi. İzirli saydılar aleyh. Ölürmüşsen ha. Güleceğimiz zamandır. Şakayı bırak, gelmen lazım. Gelemem. Gelirsin. Artık yılın sonuna doğru bir isim daha vefat haberi geldi ki Tunç Başaran. Üzüldük, çok çok derin etkiledi. Uçurtmayı Vurmasınlar benim hiç unutamadığım filmlerden biri. Piyano Piyano Bacaksız Öyle. Ne ayıp, ne ayıp, ne ayıp, ne ayıp.
eski Yeşilçam'dan gelip değişen, uçurtmayı vurmasınlar, biri ve diğerleri başka filmler çeken. O çok hakikaten değerli bir yönetmendi, usta bir yönetmendi. O eski Yeşilçam yönetmenlerini kaybetmek gerçekten çok üzüyor ama filmleriyle yaşayacaklarını biliyoruz. Hep aramızda olacaklar filmleriyle. Elbette ve tabii Ayşen Guru da sen şimdi Yeşilçam deyince o hepimizin çocukluk kahramanlarının bir arada olduğu o filmlerin son temsilcisi gibiydi, ne dersin? Evet, benim çok sevdiğim bir oyuncuydu. Gerçekten çok severdim. Duruşuyla da çok sağlamdı. Bulunduğu her filme damgasını vuruyordu. Kendine özgü bir tarzı vardı ve kadın komedyenlerin yükselişi açısından da çok önemliydi, çok önemliydi benim için. Emine, ne diyor? Vay canına! Ne diyor bu? Ben çok teşekkür ediyorum. Bir yeni yıl dileğiyle tamamlayalım mı? 2020'den ne istiyorsun, ne bekliyorsun? Daha iyi filmler bekliyorum. Güzel. Evet, daha iyi filmler, daha nitelikli işler olsun. Biz de takip edelim. İyi seneler diliyoruz. Teşekkür ediyoruz. İyi seneler.